arkadaşlar, ben yavaş yavaş mikrofonu sevgili Devrim Hoca'ya bırakacağım. Devrim Danyal her çarşı, her perşembe günü olduğu gibi bugün de bizimle beraber radyonuzun sesini açın. Sizi bambaşka bir dünyaya götürüyoruz. Şimdi Devrim Hocam, hoş geldiniz. Sevgili Gevez, iyi akşamlar. Güzel bir akşam olsun. Hepimize. Devrim Hocam, şimdi hafta sonu şöyle bir şey konuşuldu arkadaşlar arasında. Niye Devrim Hoca'ya sormuyorsun? Bu kripto paraların geleceğini biz nasıl, nereden öğreniriz, nasıl bir eğitim alabiliriz vesaire diye. Bunu konuşmakta bir sakınca yok sanırım. Herkes kripto paraya çok meraklı, çok ciddi kazançlar bırakıyor, çok ciddi kayıplar da bırakıyor. Ama insanların hiçbir bilgisi yok. Yani at yarışında at seçer gibi kripto para seçiliyor. Ve hiçbir fikri yok. O kısımda en azından at sayısı belli şu anda. At sayısı da belli değil ve yaklaşık 20 bine giden ciddi anlamda kontrolü olmayan bir süreçten ve mekanizmadan bahsediyoruz. Ve bu kurgu 2009'da hayatımıza girdikten günümüze gelene kadar 13 senede çok farklı yönlere ve süreçlere evrildi. Yani eskiden sadece kripto paradan bahsederken şu anda blok zinciri ayrı, akıllı sözleşmeleri ayrı, kripto paraların kripto varlıklara evrilmiş olduğu NFT ekosistemleri ayrı. Bunların üzerinden gelir modellerinin işlendiği token ekonomik sistemleri ayrı. Hepsi esasında insanlara hitap eden ve temelinde blok zincir, blok chain adını vermiş olduğumuz bir güvenlik yapısı altında oturan bir kurgu. Ancak bunların bilgi düzeyini mümkün olduğunca arttırmadığımız zaman içerisinde tabii ki mağduriyetlere yol açmaya yönelik ciddi anlamda bir sıkıntı doğurur hale geliyor. Şu anda önemli o durumdayız zaten. Bunun eğitimi var mı peki hocam? Var tabii ki, yani tüm dünya genelinde herkese hitap ettiği için ve özellikle Web 3.0 ile birlikte bireysel öğrenmeyi zorlamaya başladığı için. Niye? Çünkü eskiden bizim evde para işlerine işte abim bakar, bey bakar, hanım bakar modeli artık geçerli değil. İnternet bankacılığına geçtiğimiz andan itibaren bu süreçte biz bütün bu yapıları bireysel olarak öğrenmeye başladık ve onu da şu şekilde hep söylüyoruz, dile getiriyoruz. İnternet bankacılığı şifrenizi kaç kişiyle paylaşıyorsunuz? Öyle bir düşünürseniz eğer kimseyle paylaşmıyoruz ve orada hiç kimse bize internet bankacılığını öğretmedi. Ama bu 8 milyar insanın birlikte değişeceği ve birlikte bu ekosistemde artık bir alternatif olarak yol almaya başlayacağı günümüze evrildiğinde artık öğrenmenin de kaçınılmaz olduğunu görmeye başlıyoruz. Yani kullanırsınız, kullanmazsınız, sahip olursunuz, olmazsınız ama en azından nereye evrildiğini sürecin, bu kurgunun içerisinde siz nasıl bir yerde yer almalısınız? En kötü ihtimalle de hani ileride torunlar, çocuklar olmaya başladığı zaman özellikle yeni nesil haricinde tüm insanların da o nesle adapte olabilmek için bu teknolojinin farkında olmaları yetmiyor. Öğrenmeleri de gerekiyor tabii ki. Bunun için kurslar mı var, yoksa böyle YouTube'da açıp tutorial mı okunmaları gerekiyor? Yani böyle bir izlemeleri gerekiyor. Çok farklı kaynaklar var sevgili Geveze. Özellikle son dönemlerde üniversitelerimizde dersler bile açılmaya başladı bu konularla ilgili. Nereye nasıl gidecek? Tabii ki bu hani belirli bir regülasyona da dahil olmadığı için şu anda herkes bir tedirgin durumda bunu seyrediyor, bakıyor ama öğrenme seviyesi içerisinde sosyal medya üzerinden de kaynaklar var. İşte genel görsel ya da yazılı basın üzerinden makaleler ya da çeşitli farklı eğitim süreçleri içerisinde de kaynaklar bulmak mümkün. Canlı birebir eğitimlerde olmak üzere hem bireylere, hem kurumlara, hem kamuya, hem özel sektördeki irili ufaklı tüm sektöre hitap eden eğitimler mevcut tabii ki. Yani biraz bir kurcalamak lazım. En azından biraz dirsek çürütmek lazım parayı buraya bağlamadan evvel. Sevgili Gözde, çok bu konuda insanlık tembel. Yani hani nasıl yabancı dil öğrenmeyi, nasıl başka bir dini ya da kültürü algılamayı çok fazla önemsemiyorsak, illa işimiz düştüğü zaman hani yurt dışına çıkacaksak oranın para birimi neymiş ilk defa onu öğreniyoruz ya da o süreçte hangi dili konuşacaksak onu birazcık anlamaya çalışıyoruz. Onun haricinde de hani hiç kimse 7 dil bilmiyor. Hiç kimsenin banka hesabında 7 tane farklı para birimi yok. Şimdi böyle baktığınız zaman dünya üzerinde 180'den fazla ülke var ve bunların her birinin dini, dili, rengi, mezhebi, ırkı, para birimi,
farklı ve bütün bunların hepsiyle biz bir ortak, yani konvansiyonel dünyada aynı dili konuşacaksak eğer, bu süreçte mutlak ve mutlak herkesin ya birbirinin dilini öğrenmesi gerekecek ya da ortak bir dil bulmaya çalışacağız. Benim gördüğüm şu anda dünya finansla başlayan bu kurgu içerisinde bu ortak dile yavaş yavaş edinmeye başlıyor. Arkasından da işte bu merkeziyet ya da çatı yapılarının merkeziyetsize evrileceği düşünülürse ya da hani gündem o tarafa dönerse de ona da otoriter yapıların, çatı yapıların teknoloji dünyasında da blok zincir temeli üzerinde o garantörlüklerini devam ettireceklerini görmeye başlıyoruz. Biz de bireysel olarak bu işin içinde yer alacaksak bizim de öğrenmemiz şart. Şimdi bir küçük bir soru daha var, onu da soracağım. Bir arkadaşım dedi ki ya tam bu blockchain işte çok iyi şey, böyle büyük böyle bir yazılım ve bu çok iyi kriptolanmış, yani ne derler, şifrelenmiş bir halde. Hiç kimse bu şifreyi kıramaz mı diye sordu bana. Ben bir cevap veremedim. Blockchain kırılamayan bir şifre mi? Şu anki teknoloji süreçleri içerisinde kırılamayan ve hani bugün uçaklar uçuyor, gemiler yüzüyor ya da her türlü işte internet bankacılığı hayatımızda var oluyorsa onun temeli şu anki kriptografi yapısı üzerinde işler pozisyonda. Bunun bir ileri adımında eğer hani ekosistemin sonrasında ne olacağını merak eden arkadaşlarımız varsa, kuantum bilgisayarların hayatımıza girmesiyle birlikte tabii ki bu süreçler de değişecek, evrilecek. Ama burada da hani bütün her şey kripto paraların kriptografisini kırma, o şifreleri çözme bazında ona karşıt olarak değil, illaki o şifreleme bazında ya da kriptografi, kriptoloji bazında da bu bilgisayar süreçleri kendini güncelleyecektir. O yüzden de her dönem içerisinde hani bir artı taraf, bir eksi taraf varsa ikisi de paralel olarak günümüzde yer almaya devam edecek. Bu arada ben bir dipnot vereyim. Bu kuantum bilgisayarları evrene pozitif enerji yolluyoruz. Evrene güzel enerjiler yolluyoruz, bilgisayarı değil arkadaşlar. Bu bayağı gerçekten kuantum mekaniği ile ya da kuantum düşünce yapısı ile çalışan, yani sıfır ve birler değil, sıfır, bir, iki ile çalışan başka bir matematik sistemi üzerine kurulu bir bilgisayar. Sevgili Geveze, ben fizik mühendisiyim. Kuantumun hani kitabını, dersini okudum. Bu son döneme gelene kadar hiç bu kadar kuantumla ilgili ilgilenen insan sayısı görmemiştim. O yüzden çok hoşuma da gidiyor bir fizik mühendisi olarak bu kadar insanın kuantumla ilgilenmesi. Abi, ilgilendiklerinin çoğu kuantum değil. Yani onu ayrıca konuşuruz bence. Yani çünkü tamam, bir şeyin başına kuantum dediğin zaman... Mesela bunu da bir hafta konusu yapalım. Abi evet, yani düşünsene mesela şeyin var, balıkçın var. Bizde kuantum balıkları var. Dediğin zaman vay be, herhalde kuantum fikriyle geliştirilmiş, büyütülmüş lüferler ve çinekoplar. Ya bilen bilmeyen konuşuyor. Ben hayatımda sadece bir kere bir seminere gittim. Bir Avusturyalı profesörün semineriydi. Bir kuantum profesörüydü. İşte kuantum nedir'i anlatıyor ama o da bir fizik profesörü ve öyle anlatıyor. Adam, yaşlı da bir adam, dedi ki vallahi dedi ben dedi tam 43 yıldır dedi profesörüm dedi. 43 yıldır profesör, öyle düşünün yani, öyle yaşlı bir adam. Ama dedi ben kuantumu size tam olarak anlatamayabilirim dedi. Çünkü ben de tam bilmiyorum. Ama benim bir arkadaşım var, yazdı kitabını, yemin ediyorum. Kuantum gücüyle felsefe. Hoppa. Neyse, kitabın ismini vermeyeceğim, söz veriyorum. Bayanlar baylar, Devrim Danyal Hoca bizlerle beraberdi. Her perşembe olduğu gibi çok teşekkürler sevgili Devrim Danyal. Önümüzdeki perşembe tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere, herkese iyi hafta sonları, baba.